Sayın seyirciler, gidelim Çerkezköy'e. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nı 7. kez hayata geçirdi. Firmaların üretim kapasitelerini artıracak, firmalar arası iletişim ve etkileşime katkı sağlayacak fuar, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy Belediyesi işbirliğinde düzenlendi. Trakya Türk TV mikrofonlarına konuşan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, önümüzdeki yıl kapasitemizi daha da artıracağız diyerek şunları kaydetti. Evet sevgili izleyenler, Çerkezköy'de düzenlenen teknoloji fuarında şu anda bugünün mimarı, bu projenin, bu etkinliğin mimarı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Ahmet Çetin'le birlikteyiz. Sayın Başkanım. Öncelikle hoş geldiniz. 8. Endüstriyel Fuarımız gerçekten hak ettiği gibi güzel bir şekilde açıldı ve dünkü yoğunluk aynı şekilde devam ediyor. Yani bölgenin buna ihtiyacının olduğu aşikare herkes tarafından kabul edildi. Burası Türkiye'nin en büyük üretim üssü. Yani Türkiye ekonomisinin %6'lı gayri safi milli hasıla kısmında Tekirdağ üstlenmiş durumda. Tekirdağ'ın %6'lık dilimde olan yerinde %53'ünü Türkiye'nin en büyük üretim üslerinden biri olan sanayide Çerkezköy ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı olan üyeler tarafından karşılanıyor. Burası çok büyük bir üretim üssü, söyledim. Türkiye'deki en büyük üretim üslerinden biri. Ama ben aynı zamanda buranın ticaret üssü olmasını hedefliyorum. Yani bu kadar büyük bir üretim üssünün ticaretinin de aynı paralelde büyümesi ve buradan ihracatın direkt yapılabilecek seviyeye gelmesi ve üretilen ürünlerinde burada ilk önce güçlü bir tedarik zinciri kurularak kendi üyelerimiz arasında bilinirliğinin artması ve yurt dışına da bu tedarik zinciriyle beraber daha hızlı, daha ekonomik bir şekilde sağlanması planlıyoruz. Hedeflerimiz arasında evet, bu var. Şimdi buraya katılım sağlayan firmalara baktığımız zaman yoğunluk olarak Çerkezköy'de bir şekilde imalat yapan ya da burada bir şekilde bağlantısı olan firmaları görüyoruz. Dün Sayın Şentop hocamızın da üstüne basa basa söylediği, çünkü gerçekten de Çerkezköy bunu hak ediyor. Daha böyle uluslararası bir hale dönüştürmek gibi bir hedefiniz, düşünceniz var mı? Tabii ki az önce gördüğünüz Afrikalı iş insanları, yine yurt dışından, Balkanlardan gelen iş insanları da şu anda ziyaretçi olarak geliyor. Katılımcı olarak da Afrikalı iş insanları buradaydı. Ziyaretçi olarak da buradalardı. Kongo Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da buradaydı. Tarım makineleri konusunda, buradaki bölgemizde üretilen ürünler konusunda da kendileriyle birazdan işbirliği protokolü de imzalayacağız. Burası sadece ve sadece burada bu bölgede üretilen değil, çevre Çorlu ve İstanbul'da da yakın bölgeden de üretici firmalar standlarını kurdular. Geçen yıla oranla %50 gibi bir büyüme kaydetti fuarımız. Önümüzdeki sene bu sayı çok daha fazla yukarıya çıkacaktır. Bölge dışından gelen bazı firmalara yerimiz olmadığı için 150 stand kuruldu, 150 katılımcı sağlandı. Önümüzdeki sene hedefimiz 250, çünkü 70'e yakın katılımcıyı kabul edemedik daha dar zamanda planlamadan dolayı, ama bugünden başlayarak önümüzdeki yılın 8. Endüstriyel Fuarımızın daha geniş katılımda olması için bugünden çalışmalara başladık. Daha farklı bir mekan mı düşünüyorsunuz? Buradaki düzenlemeyi yapacağız. Yetmediği takdirde yeten bir alana geçeceğiz. Anladım. Peki sektörel baktığımız zaman katılımlara gördüğümüz kadarıyla her sektörden firmalar tıbbi var. Tıbbi cihazlardan kimya cihazlarına, otomasyondan dijital yazılım. Hepsinin burada rahatlıkla ilaç sanayi var, kimya sanayi var, kozmetik sanayi var. Yine inşaat sektörü var. Bununla beraber hizmet sektörü var. Buradaki ticaretin döndüğü diğer ürünlerde, yardımcı ürünler konusunda da mevcuttur. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. İnşallah 8. Endüstriyel Fuarımızı
Çerkezköy ilimizde, Çerkezköy ilimizde yapmak nasip olur. Bu bağlamda da katılan tüm katılımcılara, sizlere, bizim sesimizi duyuran basınımıza sonsuz teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun.